Hocam şöyle bir baktım gelirken de şeye sıralamaya sıralamaya bir getirebilir mi arkadaşlar? Tabii, tabii. şöyle? Biz de, şimdi de ekrandan aldık zaten. Arkadaşlar ekrana getirelim. Son puan cetvelini. Şimdi kimin eksik? Fenerbahçe'nin eksik 20. Alanya'nın eksik. Ve Sivas'ın da eksik. Alanya'nın eksik. Balatya'nın eksik. Evet. Sivas, ın Sivas ın eksik. 24 yapabilir. Fenerbahçe 23 yapabilir, Alanya 22 yapabilir hocam. Şimdi şöyle baktığın zaman Gaziantep hariç Malatya'ya kadar 3 puanlık sistemde 2 haftada her şey tamamen değil, ters dönebilir. Değil mi? Evet. Değil mi? Evet. Yani 2 haftada tamamen ters dönebilir. Birisi götürür, birisi alır. Peki dün bir maç seyrettik, bugün bir maç seyrettik. Aynıydı ben. Siz tatmin oldunuz mu? Yok. Olmadı hocam. Ben olmadım abi. Yani baktım bugün eziyet ya. Çektim. Trabzon maçı hocam. O maç iyiydi. Trabzon maçı iyi de. Trabzon maçında rakip... Ha evet. Bir eksik. Zor, zor günler geçti. Rakibin geçiriyor. yürüyecek hali yok. Para Doğru. yok. Pul yok. Doğru. Yani başkan oturuyor. Antrenör Doğru. ayakta onu dinliyor filan. Böyle bir Doğru. takım Doğru. Ankara gücü. Aynen. Ya yani Ankara gücünü dövmeyeni, yenmeyeni döverler bu sıralar. İyi değil yani Ankara gücüne bakıyorsun. 11-11 oynansa da Trabzon götürdü ama Trabzon sağın içinde doğru işler yapıyor. Valla ben keyif almadım abi ya. Dün akşamdan da çok keyif aldım. Bu akşamdan hiç keyif almadım. Konuşacağız, bir şeyler yapacağız. Bir tane pozisyon var. Onu konuşacağız tabii. Evet hocam, şeyler... Konya Spor taraftarı sana soruyor. Sayılmayan golümüzde offside var mıydı diye. Devre arasında siz... Ee, gol nizamiydi dediniz ama bugün e, maç sonrasındaki programımıza e, sizin tabirinizle kara tahta istediniz ama tahta beyaz. Tahta beyaz. <laughs> Valla ne zaman yapacağız? Ayakta da yaparız. Kamerayı şey yaparsak... Hemen bir, hocam şimdi tabii oradan sıcağı sıcağına röportajlar da gelecek, e, yansımalar da gelecek. Konya Spor'la da, e, Konya Spor Beşiktaş maçının oynandığı Konya'yla da irtibatımız devam ediyor. Hemen çok fazla da bekletmeyeceğiz meraklananları. Ee, i̇lerleyen dakikalarda pozisyonlara girdiğimizde ki zaten tartışmaya en çok açık olan pozisyonda da o. Konyaspor'un Milosevic'te bulduğu golün sayılmaması. Ömer Ali aktif alanda mıydı, değil miydi mevzusu. Ee, Karyus'u görüşünü engelledi mi, engellemedi mi? Ona geçeceğiz. Ona o geçmeden dilerseniz. İlk maçtan, bu iki maç aynı ya. Karbon kağıdı koy aynı. Biz de aynı. Yapılan şeyde, hata, unuturuz. yapılan iki hata Evet. Araya atılan top, evet. yapılan gol. Çıkarken yani tesadüf kesinlikle. ya. iki gol, iki pozisyon. Evet. Yani iki takım huzuma çıkarken atılan top, ara topu, gol. Bu kadar benzer iki gün, ayrı iki gün değil mi? Çok benzer de değil ama. Yani bu daha direkt çıkarken, şimdi ikisinin mevkileri Tabii biri orta biri daha metrajı daha kısa. Orada yani yine temas edildi, öbür taraftan geldi. işte Eee Bayi da da yani. daha acemice. Şimdi orada 2-3 tane daha temas, temas. Burada yani. tek caner atıyor. Burak çok güzel iki kişinin önünden önüne alıyor ve vuruş yapıyor. Bayi için kaptırması şimdi, da çok daha acemice. Şimdi bir de teknik bir oyuncu. Hepimizin bildiği gibi bir solak, teknik bir oyuncu. Dün akşamki Başakşehir'in attığı gol. Evet o da kaptırılıyor ama o daha metraj olarak geride daha fazla temas var. Bence ama senaryolar birbirine ya benziyor. Mesela yani oradaki savunma zafiyeti var. Doğru yerleşim olsa Başakşehir o golü atamazdı. Burada savunma da yerleşemedi. Ya yani bir futbol takımı savunma yerleşemedi en... değil, savunma müdahale yaptı, e topa dokundu halde ikisi birbirine bıraktılar. Yani aslında dünkü maçta Hiç. daha net verdi topu. Bugün atılan top hocam, o kadar net değildi. Hocam bu merkezden topa geldi. Dün mesela sağ taraftan evet. İrfancan Kahveci getirdi. Sol tarafa. Yani hocam, farklı kademe hatası bu merkezden stoperlerin göbeğin içinden bırak, pozisyonlar hani alıp gol Yani Bana yani, da Bana yani, da. Senaryo yani. benziyordu sanki hocam. Senaryo diye. benziyor. Yani her iki ama maçta benim kişisel görüşüm beraberlik. Hayır, top kaptırıldı benziyor. Metrajlar aylı. Topa temas etme sayısı farklı. Pozisyonlar tamamen farklı. Biri sağ Aynen. kenardan gelmiş. Bu merkezden direkt. Yani hikayeler esasen çok farklı. Bir tek hikayenin benzer yanı çıkarken topu kaptırılması. Tabii yani tabii ama hocam. ikisi yani farklı. Sizi, sizin bakışınız e, tabii daha detaycı. Burada Ama şu... hani dünkü maçta bugünkü maçın en ortak yönü iki maçta berabere da... bitebilirdi ve evet. evet. berabere bitse kimsenin niye berabere ben... bitti demez. Görüntüler olsa da Hayır. anlatsam pozisyonları ya, size ikiye bölse gerek Dün, dün, dün Galatasaray iyi oynadı ama yani kazanmaya dayatın da taraf oynadı diyemeyiz. Daha genel olarak iyi, iyi, iyi mücadele. Ya iyi mücadele etti yani pozisyonlarda ama buradaki pozisyonda Bayiç neden topu geriye çok yani Geriye dönmek evet. zorunda kaldın çünkü topu aldı karşısında 5 ya da 6 beşiktaşlı var Hı. ve hiç Konya Sporlu yok. Baktı gidemeyecek Hı. geriye arkadaşlarıma pas atayım dedi. E, Burada e, Aykut kocaman eleştirmek lazım çünkü vursun. hayır vursun da sonuçta yeni alacak beşiktaş duvara tamam vurur gibi olacak. Vursun abi. Yani buradaki sıkıntı Bay işte top kapıp hücum hücum yapacaksın ama bütün oyuncular geride. Hayır, yani, bayışe bak, bak orada pozisyonda bayış çok geriye gelmesi hatalı. Doğru yerden hatalı. Görüyoruz. Bir ikincisi Ama şimdi her, hatalı. Ya, her futbol takım ve her, veya her insanın için insanın en böyle e, zayıf da, e, yönü neresidir hayatta? En güçlü olduğu zamandır. Evet. İnsan en güçlü olduğu zaman Özgün, her iş kolunda yani zayıf yani zayıfla bir yerden yakalanabilir. En zayıf tarafları da o zaman çıkar. Bir güçlü insan. Bir futbol takımında top ayındayken de bir organizasyon gerçekleştiriyorsun. Nedir? Herkes topu kapıp rakip kaleye gitmek istiyor. Esas burada yerleşim, belirli pastan sonra olmadığı zaman en güçsüz tarafına dönüyor işte. Evet. Konyaspor Spor kaptırdı gibi. En güçlü top ayında ama kaptırdığında en e, zayıf tarafına döndüğün zaman da bu zafiyeti veriyorsun. Şunu söyleyeyim ben, Beşiktaş takımı sahanın içine en iyi ki hareketi bu akşam Buranın çok iyi topu iki kişinin arasından alması ve vuruşu. Beşiktaş iyi oynamadı. Klasik hep deriz büyük takımlar işte şampiyon olacaksa kötü oynadığı maçları kazanmalı. Beşiktaş böyle çok önemli Konya Spor deplasmanından hem de milli takım arasından sonra gitti. Konya sancılı gidiyordu. Daha toparlanmış gördük. Böyle bir 3 puanla döndü. Bir de ilk yarı özellikle Konya Spor ne yaptı Serkan? Yüksek tempoyla maça başladı mı? Başladı. Sıcak temas yaptı mı? Yaptı. O tempo ritmiyle, baskıyla ikinci topları, dönen topları aldı mı? Aldı. Beşiktaş yarı yerleşti mi? Yerleşti. Bu da ne oldu? Beşiktaş geriye aslandı ve de önde de hucum oyuncuları. Ne Diaby, ne Burak, ne Ademleş, ne Caner topu tutamadı. Topu tutamayınca ne yaptı biliyor musun? Tenis maçına döndü. Baskı ikinci toplar alınıyor. Sıcak temaslar var. Fizik kalitesi var Konyaspor'un Yüksek tempo, eforlu oynadı ilk yeri. Ve Beşiktaş'a karşı sahada net bir şekilde üstünlüğü de vardı ilk kere. Hatta bunun sıkıntısı ne oldu biliyor musun? İkinci yarıda zaman zaman oldu. Mesela Elneni ile Atiba niye oyuna çıkamıyor? Rakip cihazı sahasına gidemiyor. Çünkü Beşiktaş takımının önde topu kal kalmıyor. Kalmadığı zaman da ne yapıyor? stoperler ikisi geriye. E hem Ruiz hem de aynı şekilde Vida geriye atıyor oyunu. İsteriz derse Atiba ile Elneni ileri de çıkamıyor. Ha Burada söyleyeceğim şu nokta var en son. Abdullah Avcı bu kadar yani hücumda oyuncuların yerleri değiştirerek onu oraya sağa sola ikinci yarı farklı değiştirerek oyuncularla bu kadar oynarsan Orada karışıklığa neden olursun. Antrenör olarak sen sade net basit planlarla oynaman gerekir. Bu kadar karışıklıkta verimliliği düştü Beşiktaşlı oyuncular. Bak, hücumda aksiyon yapamadılar. Şut atamadılar, gol pozisyonuna giremediler. Hücumda organize olamadılar. Devamlı değişiyor. Bir 30 dakika bir yerde biri başlıyor, bir de biri bir yerde. Mesela Caner Erkin sağ çık. Bu tabii yani 4 tane oyuncunun birbirine uyum yok. <laughs> Bireysel kendi kafalarına göre oynuyorlar. Beşiktaş takım bunun sıkıntısını yaşıyor. Ve de bunu Abdullah Avcı'nın sağ denet kafaları karıştırmadan Serkan anlatması gerekir. Beşiktaş takım deplasman oynuyorsan Atikar Konya Spor'la ilgili ne dersin Aykut Kocaman takımları? Ya merkezi kapatır, bir blok halinde net oynar. Sana işte mesafe ayarları iyidir. Sen genişlikten gelmen gerek. Genişlikten gelen hikayede Adem Leviç'le oynanan bazı pozisyonlarda canel çizgilerde olmaz. Enkudu Boyd gibi adam eksilten koşucu oyuncularla Beşiktaş'ın bu deplasman planlarını yapması gerek. Değil mi Serdar? Demin onu konuştuk seninle. Ve ben antrenmanlarda Enkudu Bak. ve Reboşu'yu arka arkaya seyrettiğimde haa sol açıkta Reboşu-Enkudu ikili. Ne var onları karşısında? Ömer Ali ile Skubic var. Evet Konya'nın en iyi bölgelerinden biri. Ee, Caner'i ne yapacak? Keser mi? Muhtemelen kesmesi lazım. Umarım keser dedim. Hani Caner'den nefret ettiğinden dolayı değil. Çünkü sağ açık oynatılma tehlikesinden dolayı. Nitekim bu maçın ikinci yarısında da oynatıldı. O da biraz tabii sıkıntı yarattı ki bunu hepimiz görüyoruz. Bir altısı daha var Abdullah Bir şansı daha var. Bunu hiç unutmamamız lazım. Milli takımın İzlanda maçıyla 2020'ye gitmesinin garantilemesi Burak Yılmaz'ın her gün geri dönmesine de neden oldu. Hem performansı Allah göstermesin. Andaro maçına kalmış olsaydı belki de Burak Yılmaz bugün sahada olmazdı. Hamle oyuncu sorurdu. O yorgunlukta. Belki de sakatlanabilirdi. O da e, Abdullah e, dualarından biriydi. Bırak, bir şey daha var. Daha Bugünkü maçta dönüşüm. çok göze batmadı ama oyunu tutan bir oyuncu vardı. O da Gökhan Gönül. 4 ya da 5 pozisyonda Konya Sporlu oyuncuların önüne yattı. O şutlarını Karyus'a bile bırakmadan hocam konuştuk ya. Evet. Acayip kritik müdahaleleri vardı. Ben çok beğendim. Hani maçın yıldızı kim diye sorarsanız bence Gökhan Gönül. Ama